çok ağır. Ay o kadar ağır ki şu an şok oldum. Bu kadar ağır beklemiyordum. Benim bir başım döndü. Benim bir başım döndü. Ay o kadar ağır ki. Kapak fotoğrafı çek. Şey söyleyeyim mi? Bu kamera ters düz bir şey yapıyor. Benim suratım yamuk çekiyor. Özellikle çene kısmım yamuk çıkıyor. Ama vallahi yamuk değil gerçek hayatta. Normal aynada. Aynadaki mi gerçek, kameradaki mi gerçek? Neyse yüzüm yamuksa da beni öyle kabul edin ya. Olabilir yani. Bu çok ağır bir kutu, sinirlerimi bozdu. Ne almış olabilirim? Bu alışverişi de bayağı önceden yaptım. Arkadaşlar ben bu kitap alışverişini yaptım. Aa ben merhaba demedim. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Sena Nur Işık, ailenizin biricik booktuberı. Bugün sizlerle beraber bkmkitap.com'dan yapmış olduğum alışverişin kargosunu açacağız. Çok heyecanlıyım. Çok güzel kitaplar aldım. Size çok güzel şeyler göstereceğim. Bayılacaksınız. Şimdi gelelim asıl konuya. Az önce ne anlatıyordum? Giriş yapmadan önce. Şöyle ki ben bu alışveriş yapalı bir süre oluyor yani. Bayağı oldu. Videosunu çekemedim. Ama o kadar çok yeni kitap çıktı ki, o kadar güzel şeyler çıktı ki onlar için de ayrı heyecanlıyım. Bir kitap alışverişi daha yapacağım. Şimdi şöyle biliyorsunuz, bkmkitap.com'la bir işbirliğimiz var. Bu da bir işbirliği videosu. bkmkitap.com'dan yapmış olduğunuz alışverişlerde Sena BKM kodunu kullandığınızda sepette ekstra %10 indirim kazanıyorsunuz. Özellikle benim kitaplarıma bakın. Normalde %40 indirimde ekstra %10 indirim kazanabiliyorsunuz. Ben bir seri aldım, inanamayacaksınız. İnanamayacaksınız. Wow. Aa, bu kitabı aldığımı unutmuşum. Bu kargonun içinde çoğunlukla çekiliş kitabı var bu arada galiba. Çünkü ben çekiliş yapmıştım Instagram'da. Onların kitaplarını aldım. Aa, onları da kargoya vereceğim daha. Bak aklıma geldi. Evet, bkmkitap.com'dan aldım alışverişten. İlk çıkan şeye inanamayacaksınız. Ben bir yürek yedim ve ne yaptım biliyor musunuz? Game of Thrones'un kutulu setini aldım. Hatırlıyorsanız Game of Thrones serisinin ilk iki kitabı vardı bende. Üçü de bir önceki alışverişte almıştım. Böyle yavaş yavaş alacağım, tamamlayacağım falan diyordum. Sonra benim kafam attı. Dedim ki kızım hak ediyorsun, kutulu set al. Sen her şeyin en iyisini hak ediyorsun dedim. Kendimi gaza getirdim ve Game of Thrones serisinin kutulu setini aldım. Bütün kutuda ağırlık yapan şey bu arkadaşlar. Çok güzel gözüküyor. Ay hasarlı değildir inşallah. Eğer hasarlıysa BKM'yi de Epsilon'u da yıkarım. Evdeki 3 kitabı da ya sizlere hediye ederim ya da gardırop hesabıma koyarım. Oradan satarım. Haberiniz olsun. Elimdeki kitapları da veririm. Çok güzel, çok güzel. Açıyorum. Ay. Ay bu kutuyu da var bak şu köşede bir tanecik yer kaldı. Bir kitap, bir kutuluk. Oraya koyacağım. Çünkü seriyi koyacak yerim bile yok. Ben şimdi serideki tüm kitapları şöyle bir yavaş yavaş çıkarayım arkadaşlar. Bunların da sıralamasını da bilmiyorum ki. Kamera devrilmez inşallah. Ay kaç kitap var acaba? Ay hepsi gıcır gıcır yeni ve gerçekten hasarsız şu anda. Hepsi çok iyi gözüküyor. Tahta oyunları bende var zaten. Diğer üçü de var. Evet. Kutuyu boşalttık. Şöyle atalım. Ay çok güneş var bugün de. Kış geldi artık. Kasım'dayız. Ve karşınızda Game of Thrones serisinin tüm kitapları. Alışverişimin gerçekten en güzel yanlarından biri. Bunu kitaplığımda koyacak yer yok. Bir Game of Thrones rafı var ama sadece ilk iki kitabı zor sığıyor. Çünkü özel baskılar var. Büyük baskılar. O yüzden bunları büyük ihtimalle kutu içinde kitaplığımdaki üst kısımlara koyacağım. Ama şunun güzelliğine bakar mısınız? Hepsi gıcır gıcır, sıfır hasar. Bakın hiçbirine hiçbir hasar yok. Çok güzel bir şekilde geldi. İçlerini bilmiyorum. İçlerine tek tek bakmadım. Uf, Game of Thrones serisini tamamını okuduğum zamanlar gelecek mi acaba? Bu seri de bitmedi ha. Yazarımız lütfen bitirirsen çok mutlu olurum. Evet. Çok güzel gözüküyor. İlk önce kendime almadığım kitapları göstereceğim. Ben Instagram'da bir çekiliş yapmıştım. Değersiz bir hayat verecektim bir kişiye. Biliyorsunuz bu çok meşhur. TikTok'ta çok fazla okunan, herkesin deli gibi ağladığı güzel bir kitap diyorlar. Ben de Kasım ayında okuyacağım inşallah. Bunu aldım. Çekilişle bunu göndereceğim, kargolayacağım. Bir de Chestnut Spring serisinin ben çekilişini yapmıştım. O zamanlar 5. kitap daha çıkmamıştı. İlk 4 kitap vardı. O çekilişte kazanan bir kişi oldu tabii ki de. Ona bu kitapları göndereceğim. Chestnut Spring serisinden kusursuz
Pervasız, Çaresiz ve Kalpsiz. Bu 4 kitabı aldım arkadaşlar. Bunu da çekilişle göndereceğim. Instagram'dan beni takip edenler biliyordur. Çekilişi yapmıştım. Haberiniz olsun. Bunların hepsi çekiliş kitabı ve gidiyor. Benim değil, kendime almadım. O yüzden kenara ayıracağım. Diğer bir kitabı ise annem istediği için aldım. Annem Piraye'nin Cam Borcu kitabını istedi yeni. İlk kitabı olan Seyir'in ben böyle... Yani 3'te 2'sini falan okudum. Sonda çok az bir kısım kalmıştı. Okuyup bitirememiştim. Annem Seyir'i okudu ve çok beğenmişti. O yüzden Piraye'nin bu Cam Borcu'nu aldım. Hiç bu kadar kalın beklemiyordum. Bunu ben ön siparişten bir de sipariş verdim. Hemen ilk baskısından geldi. Bayağı bir kalın, bayağı bir şey anlatıyor. Bu kitap da aslında anneme hediye. Annem okuduktan sonra ben de okurum belki. Bilemiyorum. Piraye'nin Cam Borcu kitabı. Bunu da kenara kaldırıyorum. Gelelim kendime aldığım kitaplara. Ay hasarsız gelmiştir inşallah. Şu yurt dışında çok popüler olan, Türkiye'de de keşke çevrilse dediğimiz ve çevrilen, İtak Yayınları tarafından çıkarılan Babil kitabını aldım arkadaşlar. Herkes okuyor, çok beğeniyor. Türkiye'de de yeni çıktıktan sonra hemen okuyanlar oldu. Ben kargoyu açıncaya kadar herkes aldı, okudu ve çok beğendi. Ben de açıkçası merak ediyorum. Çok güzel gözüküyor konusuyla, her şeyiyle. Yazarın diğer kitaplarını okumadım açıkçası. İlk defa bir kitabını okuyacağım. Ama dediğim gibi çok tatlı gözüküyor. Bayağı ödüllü. 3 tane ödülü var. Bir tane de finalist olmuş. Finale kalmış. Bayağı da kalın bir kitap. Bu ay okuyabilir miyim bilmiyorum. Ama Aralık ayında en azından okumaya çalışacağım. Haberiniz olsun. Babil'i kaptım. Çok güzel gözüküyor. Herkes de bana soruyordu Babil'i almadın mı diye. Aldım da işte kargoyu açmamış. Yabancı yayınlarından yeni çıktığını gördüm. Spoiler alarmı kitabını aldım. Kapağı, her şeyi çok tatlı gözüküyor. Yurt dışında da bayağı bir popüler, sevilen bir kitap. Böyle çerezlik, hemen bitecek tatlı bir şey. Bir anda güneş geliyor, bir anda gidiyor. Göstereceğim kitabın kapağını size. Nemesis kitaptan Çarpışma kitabını aldım. Bu da çok güzel bir gençlik kitabı olarak gözüküyor. İkisi de böyle yeşil tonlarında. Bu büyük ihtimalle spor romantizmi. Net görebilmeniz için renklerini, her şeyini netleştireceğim. Güneş olduğu için ben tam olarak... Sego, görebildiniz mi? Güneş olduğu için tam olarak gösteremiyorum sizlere. Bu şekilde iki kitabın kapağı da, rengi de çok tatlı. Gelelim aldığım diğer kitaba. Epsilon Yayın Evi'nden neler çıkmış diye şöyle bir bakayım dedim ve... Kocalar adında bir kitap buldum. Chandler Baker, nasıl okunuyor bilmiyorum. Her başarılı kadının arkasında uğrunda ölmeye değer bir sır vardır. Bir kere kapağıyla çok dikkat çekiyor zaten. Bir de Epsilon Yayın Evi bu kitapla ilgili böyle bir video yayınlamış. Ben videoyu izlediğimde kitabı çok çok merak ettim. Gerçekten çok güzel gözüküyordu. İşte kocalarla ilgili cinayetler falan var. İçinde böyle bir tık feminist bir kitapmış gibi hissettim. O yüzden beni çok heyecanlandırdı. Hiç aklımda yoktu. Dışından takip ettiğim bloggerların falan da okuduğunu görmedim. İlk defa Epsilon'da gördüm. Ve çok büyük bir heyecanla aldım. Hafif gerilim tarzında. Bilmiyorum yani. Gerçekten çok merak ediyorum. Arka kapağında bir de şey yazıyor. Bir kadın kocasından daha fazla yardım görebilmek için ne kadar ileri gidebilir? Çok merak ediyorum. Böyle bir davalı falan, cinayetli, minayetli güzel bir kitaba benziyor. Okuduktan sonra yorumunu gireceğim size. Bir süredir modern klasiklerden kitap almıyorum diye bir klasik kaptım. Jack London'ın Yol kitabını aldım. Ben Jack London'ın kitaplarını seviyorum. 2-3 kitabını okumuştum. Çok güzeldi. Yol kitabını da merak ettiğim için yeni çıktığını gördüğümde hemen kaptım ve sepetime ekledim. Son aldığım kitap da buydu. Kendime neredeyse hiçbir şey almamışım. Gerçi Game of Thrones serisini aldım. Bütün alışverişimi o kapladı da. Evet arkadaşlar, kendime aldığım kitapların ilk kısmı bu. Tam 5 tane kendime roman kapmışım. Çok güzel gözüküyor. 5'i de özellikle Babil ve Kocalar için ekstra heyecanlıyım. İlk onları okumaya çalışacağım. Umarım okuyabilirim. Aldığım kitapların ikinci kısmı ise görmüş olduğunuz gibi Game of Thrones serisi. Burada kaç kitap var? 2, 4, 6, 9 kitap da burada var. Game of Thrones serisini tamamladığım için artık çok mutluyum. Devam kitapları da geldiğinde bence çok çok güzel olacak. Hanedanların simgelerini görünce duygulanmaya başlıyorum gerçekten. Ağlayacağım. Üçüncü kısımda ise hediye aldığım kitaplar var. Bu şekilde göstereyim. Bunların hepsi anneme ya da sizlere gidecek. Biliyorsunuz zaten söyledim. Alışverişimde çok fazla kitap almışım ama hala almam gereken kitaplar var. O kadar fazla yeni kitap çıktı ki artık yetişemiyorum. Bu yayın evleri neden böyle bir şey dönüştü bilmiyorum ama çok hızlı kitap çıkarmaya başladılar. Eskiden böyle değildi ve ben daha serinin ikinci kitabını almadan 3'ü çıkarıyorlar. 3'ü alıp okuyamadan 4'ü çıkarıyorlar. Gerçekten yetişemiyorum. Yapmış olduğum alışveriş bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir videonun daha sonuna geldik. Sizleri çok seviyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Kocaman öpüldünüz.